Birinci soru, aşağıda verilen modellerin işlemlerini yazınız. Burada artı 4 var, pembeler. Burada da arkadaşlar eksi 3 dışarı doğru çıkarılmış. Artı 4'ten eksi 3 çıkarılmış. Bakın bu eksi artı olur. 3'ün de işareti değişir. Sonuç artı 7'dir. Altta ise arkadaşlar eksi 6 var bakın. 6 tane sarı pul. Buradan 4 tane artı pul ilave edilmiş. Artı artı 4. Eksi 6 ile de artı 4'ün toplamı eksi 2'ye eşittir. İkinci soru, verilen rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Eksi 1 tam 3 bölü 4. Eksi 1 ile eksi 2 arasını 4'e böleceğiz. Üçüncüsü yani şu, eksi 1 tam 3 bölü 4'e eşittir. Eksi 0,25, bu da gene negatif tarafta arkadaşlar. 0,25 demek eksi 1 bölü 4 demek. Burada da 0 ile eksi 1 arasını 4'e böleceğiz. Birinci olan şurası eksi 0,25'tir. 1,5 ise arkadaşlar pozitif, bu 15 bölü 10 şeklinde yazılır. Sadeleştiğinde 3 bölü 2 olur. Yani 1 tam 1 bölü 2'dir. 1 ile 2 arasında tam ortadadır. Burası da 1,5 kesredir. Üçüncü soru, aşağıda verilen devirli sayıları kesre çeviriniz. 4,7. Sayının tamamını yazarız. Devretmeyen kısmı çıkarırız. Bakın bir tane devrettiği için buraya bir tane 9 yazarız. 47'den 4 çıkınca 43 bölü 9 olur. Diğerini yapalım. Burada da 16'yı yazalım. Devretmeyeni çıkaralım. Paydaya bir tane 9 yazalım. 16'dan 1 çıkınca 15 bölü 9 olur. Sadeleştirdiğimizde arkadaşlar her ikisini 3'e böleriz. 5 bölü 3 buluruz. Şunu yapalım. Sayının tamamını yazalım. Devretmeyeni çıkaralım. Paydaya ise virgülden sonraki devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 yazalım. 203'ten 20 çıkınca 183 olur. 183 bölü 90 işlemin sonucudur. Dördüncü soru, aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci ifade, birbiri ile toplandığında etkisiz elemanı veren sayılara ters eleman denir. Doğrudur. İkinci madde, bir sayının eksi 1 ile çarpımı o sayının toplama işlemine göre tersini verir. Bu da doğrudur. Üçüncü madde, bir rasyonel sayı yazmak için kesrin payına ve paydasına istediğimiz tam sayıyı yazabiliriz. Arkadaşlar paydaya 0'ı yazamayız. Bakın payda 0 olursa tanımsız olur. Bu yanlış olur. Dördüncü madde, çift sayıların tek kuvvetlerinin sonucu daima pozitif olur. Bu ifade her zaman doğru olmaz. Çünkü negatif sayıların tek kuvvetlerini aldığımızda negatif çıkar. Dolayısıyla bu yanlış. Devirli sayılar rasyonel değildir denmiş. Devirli sayılar rasyonel olduğu için bu ifade de yanlıştır. Beşinci soru, verilen ifadenin sonucunu işlem yaparak bulunuz. Önce şu eksi 3'ün karesini alalım. Eksi 3'ün karesi artı 9 olur. Eksi 4 çarpı. Şimdi parantez içerisindeki bölmeyi yapalım. 9 eksi 12'yi 3'e böldüğümüzde 4 buluruz. Parantezin içini yaptığımız arkadaşlar 9'dan 4 çıkınca 5 olur. Sonra şu çarpmayı öncelikle yapmamız lazım. 4 ile 5'i çarptığımızda 20 olur. 9'dan da 20'yi çıkardığımızda eksi 11 buluruz. Altıncı soru, yukarıdaki modellerin işlemi yazınız. Şimdi 0'dan önce bakın sağa doğru 3 birim gidilmiş. Bu artı 3'tür. 3'ten de arkadaşlar 7 birim sola gidilmiş. O zaman artı eksi 7 yaparız. Artı 3 ile eksi 7'nin toplamı da eksi 4 olur. 7. soru, 8 bölü 2x eksi 6 ifadesi bir rasyonel sayı olabilmesi için x'in alamayacağı değer kaçtır? Arkadaşlar rasyonel sayı olabilmesi için paydanın 0 olmaması gerekiyor. Şimdi paydayı 0 yapan değeri bulalım. Eksi 6'yı bu tarafa geçirdiğimizde artı 6 olarak geçer. 6'yı da 2'ye böldüğümüzde x'i 3 buluruz. Eğer x 3 olursa payda 0 olacağı için arkadaşlar bu ifade rasyonel olmaz. Dolayısıyla x 3 olmamalıdır. Eksi 2 üzeri 4 bölü eksi 2 üzeri 4 ifadesinin sonucunu bulunuz. Şimdi yukarıda parantez olmadığı için negatif sayıların çift kuvvetleri parantezde olduğunda negatif olur. 2 üzeri 4 de 16'dır. Yani eksi 16 buluruz. Aşağıda ise parantezin 4. kuvveti olduğu için negatif sayıların çift kuvvetleri pozitif olacağından burası artı 16 olur. Eksi 16'yı artı 16'ya böldüğümüzde sonuç eksi 1'e eşittir. 9. soru, aşağıdaki sayılardan hangisinin toplama işlemine göre tersi en büyüktür? A şıkkında 86 verilmiş. Toplama işlemine göre tersi eksi 86'dır. 67'nin toplama işlemine göre tersi eksi 67'dir. 48'in toplam işlemine göre tersi eksi 48'dir.
39'un toplam işlemine göre tersi eksi 39'dur. Bu sayılardan en büyük olanı sayı değeri bakın en küçük olandır. Yani sıfıra en yakın olandır. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. A bir negatif tam sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu pozitif olur? Şıklara teker teker bakalım. A negatif bir sayıysa A'nın karesi pozitif olur. Onun önünde de eksi olduğu için bu eksi çıkar. B şıkkı. Şimdi A negatifti. Negatif sayının önünde de negatif olunca şurası pozitif olur. Pozitif sayının 3. kuvveti de pozitif olur. Ama önünde eksi olduğu için bu da arkadaşlar eksi çıkar. C şıkkı A üzeri 5. Negatif bir sayının tek kuvveti her zaman arkadaşlar negatif olur. Dolayısıyla bu da eksi olur. D şıkkına bakalım. Şimdi A'nın 3. kuvvetini bulacağız önce. A negatif olduğu için A'nın 3. kuvveti de negatiftir. Önünde de eksi olduğu için eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Rakımı 67 metre olan bir araziden 92 metre derinliğe sondaj yapan bir makinenin açtığı çukurun dibinin yüksekliği kaç metredir? Arazinin rakımı 67 metreymiş. Buradan 92 metre derinliğe inersek 67 eksi 92. Bu işlemin sonucu eksi 25'tir arkadaşlar. Kuyunun dibinin yüksekliği eksi 25 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. 12. soru. Yukarıda verilen sayılardan hangileri rasyonel değildir? Arkadaşlar burada bir yanlışlık olmuş. Hangileri değil de kaç tanesi rasyonel değildir şeklinde olmalıydı soru. Şimdi A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar rasyonel sayılardı. Tam sayılar ve doğal sayılar da birer rasyonel sayıdır. Fakat rasyonel sayıların paydasında hiçbir zaman 0 olmayacak. Dolayısıyla bakın şuradaki 12 bölü 0 rasyonel sayı değildir. Bunun dışındakiler rasyoneldir. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır.